hareket. Damcaya ne oldu? Motor çarpmış. Kafasını yere vurdu. Bursa'nın İznik ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasının ardından yaralının kamyonetle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada başka bir hasta taşıyan 112 acil sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında tüm uyarılara ve önleme girişine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle olayın yaşandığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada olay yerinin çok karışık, vatandaşların panik halde olması ve 112 ekibi tarafından kaza mahalline başka bir ambulansın gelmekte olduğu söylenmesine rağmen, vatandaşlarımız yoldan geçen bir aracı çevirerek apar topar sırt tahtasıyla birlikte hastayı araca bindirmiştir. 112 ekibimiz tarafından ambulansın beklenmesi gerektiği konusunda vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmış. Fakat o karmaşada ekipteki acil tıp teknisyeni de kazazedeyle birlikte araçla hareket etmiştir. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmıştır denildi. Şimdi önümüzdeki günlerde yine projemiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Görükle Esnaf, Öğrenci ve Spor Derneği'ni ziyaret etti. Spor oluşan öğrenci arkadaşlarımızı gönderip. Dernek yönetiminde görev alan üniversite öğrencileri ve bölge esnafı tarafından karşılanan Aktaş'a GESDER Başkanı Gökhan Dinçer tarafından dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bir ay oldu. Şimdi burada başkanım, Ufuk Başkanım. Aktaş, içinde hem hizmet üreten esnafın hem de hizmetten yararlanan öğrencilerin yer aldığı yapılanmanın önemine değindi. Esnaf olur, öğrenci olur, bir fayda üretmek, faydalı olmak, herkesin bir sosyal yönü vardır. Herkes bir yerlerde gider bu özelliğini dindirir. Ziyaretin sonunda dernek yönetimi bölgeye yapılan yatırımlar için Başkan Aktaş'a teşekkür plaketi verdi. Bursa'da çocuk parkında bulunan trafoda meydana gelen patlama büyük panik yaşattı. Olay öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesinde bulunan Ortanca Çocuk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre patlama elektrik akımının yoğunlaşmasından kaynaklı meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken patlama esnasında parkta çocukların olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinan Bey mahallesinde seyir halindeki bir araç yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu hafif yaralanan kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından getirilen tabure üzerine oturdu. Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri kadına çarpıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Bursa'da sepetli bir motora binen 5 genç karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Gençlerin kaza sonrası patenleriyle kaçması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Motorda bulunan 4 kişi inerek yollarına devam ederken motor sürücüsü ise araç sürücüsünden önce özür diledi, sonra bir şey yok der gibi el hareketi yapıp motoru geri çıkarttı. O anlarsa araç kamerasına an be an yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerin devamında neler yaşandığı ise bilinmiyor. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar zirveye akın etti. Hava sıcaklığı sıfırın altında -5 derece olmasına rağmen günübirlikçiler Uludağ'a çıkarak yağan karın keyfini çıkartıyor. Kar kalınlığının yer yer 10 ila 35 santimetre arasında ölçüldüğü Beyaz Cennet'te karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış turizm merkezinin hafta sonunda da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Alışılmış olanı köpeğin kovalaması, kedinin ise kaçması. Ancak onlar dalaşmak yerine dost olmayı tercih etmiş.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpekle kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Oyun oynayarak eğlenen kedi ve köpek arasındaki dostluk cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir evin bahçesinde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.